Hafta sonu kahvaltısı için hazırlayabileceğiniz tam ölçülü, yumuş yumuş kabaran, mis kokulu çok güzel pankekler hazırlayabilirsiniz. Tarifin tüm detaylarıyla anlatıyorum. İki tane yumurtayı çırpacağım kaba alıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha az toz şekeri üzerine ekliyorum. Şekerini biraz daha artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Blenderla güzelce çırpıyorum veya bir çırpıcıdan yardım alarak da çırpabiliriz, fark etmez. Bir çay bardağı süt ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Bir su bardağı un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekleyerek çırpıyorum. Unun ölçüsü 1-2 kaşık, ufak tefek değişiklikler olabilir. Belki bir kaşık daha un eklemesi yapabilirsiniz. Kıvam bu şekilde akışkan olmalı. Kek hamurundan biraz daha akışkan. Daha önceden bir ketçap kabını yıkayıp hazırlamıştım. Harcımı bir huni yardımıyla daha düzgün şekiller verebilmek için bu kaba ekliyorum. İsterseniz birer yemek kaşığı olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Önemli püf noktalarından birisi tavanın güzel olması. Yanmaz, yapışmaz. Tavanı hafif böyle kalın olursa, çok daha güzel döküm bir tava olursa çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Orta ateşte pişiriyoruz. Tavayı bir sefer yağlıyorum. Daha sonra yağlamamıza gerek kalmıyor. Tavanızın durumuna göre yağlama işlemlerini yapabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte şekiller elde edebilirsiniz. 5-6 saniye içinde göz göz olmaya başlıyor. Göz göz olduğunda yavaş yavaş çevirebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir spatula varsa çevirmeniz çok çok daha kolay olacaktır. Silikon, yanmaz yapışmaz silikon spatula ile çeviriyorum. Az şekerli yaptığımız için isterseniz krem peynir sürerek de servis edebilirsiniz. Çikolata, fındık ezmesi, fıstık ezmesi, bal hepsiyle çok çok lezzetli, çok güzel oluyor. Deneyecek olan herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Farklı tariflerime de göz atabilirsiniz. Yeni tariflerim için takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.